Abi Melek. Abi abicim. Çok korktum kızım. Niye saklanıyorsun sen ya? Tamam ama kızmıyoruz değil mi abisi? Lan ben Melek'e mi kızıyorum? Ben sana kızıyorum sana. Ben ne alaka oğlum, ben sizle gelmedim bile lan. Asi'yle beraber siz gittiniz ya çocukları bırakmaya. Ya tamam da oğlum, insan bir döner bakar arkasında kim var kim yok diye. Yeter. Tamam. Kız korkmuş zaten ya. Tamam Melek bizle. Siz Rüya'yla gidin. Biz gidiyoruz hadi. Bir dakika bir dakika Asi. Melek. Abim bak. Ben sana sinirlenmedim tamam mı? Hani üstüne alınma diye söylüyorum. Ben buna sinirlendim. Ya sabır ya. Şey, Fiko abin söyledi. Beni arıyor musun sen? Bir şey mi oldu? Bağır çağır çocuğa, ondan sonra sen beni arıyormuşsun, Fiko abin söyledi falan filan. Lan ben sana bağırıyorum, kıza mı bağırdım ben ya? Vallahi yeter. Hadi gidelim kuzum. Hadi gel. Oy. Yordunuz. İyi geceler. İyi misin? Hadi. Güzelim. Sen hala Elif'e mi takıksın? Yok, hayır. Ondan mı arabada suratını astın bütün gece? Bak güzelim, aşkım, sevgilim. Ya ben sana daha nasıl anlatayım? Elif sadece benim çocukluk arkadaşım. Bak şöyle anlatabilirim mesela. Öyle anlatabilirim. Daha birazcık da şöyle anlatabilirim. Hatta sonra gelip... Yaman dur, ne yapıyorsun? Hayır güzelim, yani ben derdimi sana sabaha kadar anlatabilirim. Hatta bu benim işime gelir. Tamam anladım. E tamam, şimdi ben ikna olmadım Rüya. Nasıl yapacağız bunu? Seni her şeyden çok seviyorum. Tamam tamam. Yani ikna oldum, evet evet. Annemin yanındaydım. Parkta koşup oynayan bir çocuğu koparıp alıp buraya getirdi senin dayın. Sanki ben bir çöpmüşüm gibi. Sanki yiymişim gibi. Bağırdım, ağladım. Biri gelip beni kurtarsın diye ama... Ben buradayken... Bahçedeydin sen. Senin can sesini duydum çünkü.
Bir baktım sen oradasın. Aramızda sadece şu pencere var. Sana sesimi duyurmaya çalıştım ama... ayağımın altından kayıp gidince her şey... sen duymadın beni. Melek ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Yaman abimi küçükken o adam kaçırmış. Senin annen de biliyor. Yine kaçacaklarmış. Anne! Rüya? Rüya ne oldu? Anne! Rüya! Rüya! Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun burada? İyi misin? Dayım Yaman'ı burada saklarken sen neredeydin? Ne? Bağırmıştır değil mi? Çocuk sonuçta korkmuştur. Anne demiştir mesela, çıkarın beni buradan demiştir. Ya beni duydun anne? Ya beni hiç mi duymadın? Ne demek? Ne demek bu? Anlamıyorum Rüya. Sadece dayım yoktu değil mi bu işin içinde? Serhan'la sen de vardın. Ve ben bunu ispatladığım gün ikimizi de hapse göndereceğim. Rüya nerede? Saçmalıyorsun nereden? Rüya! Rüya saçmalama! En yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olduğun yetmedi. Bir de çocuğunu mu kaçırdın? Ne söylüyorsun sen Rüya'ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ya yeter! Yeter, oynama bana artık ya! Ben anlamıyorum yani, gerçekten saçmalıyorsun. Kim bir şey uyduruyor? Kim saçma sapan şeyleri senin aklına sokuyor? Ya duymuş çocuk! Duymuş! Siz konuşurken duymuş, anlıyor musun? Kim duymuş ya? Kim duymuş? Ne duymuş? Melek anne. Melek duymuş. Melek bu Zafer'in peşinde olduğu küçük kız mı? Sen Melek'in kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Yani gerçekten delireceğim ya Rüya. Delireceğim yani, küçücük bir çocuğun lafına kanıp aşk olsun. Ya gerçekten duymadıysa nasıl böyle şey uydursun çocuk? O gün ne oldu biliyor musun? Serhan kızı hastaneden çıkarıp polise vermek için benden yardım istedi. Ben de dedim ki yani küçücük bir çocuk kaçırıyormuşuz gibi olduk şimdi falan dedim. Ama bilmiyorum yani, çocuğu duymuyor sanıyorum çünkü. Ama bilsem söyler miyim böyle bir şey? Söylenmez ama duymuş yani. Yaman öldü dedik. Neslihan mahvolacak falan dedik. Ama hepsini böyle bir çorba etti, karıştırdı. Tamam, yanlış anlamış işte ya. Ya böyle bir şey nasıl yanlış anlasın ya? Peki Rüya, peki ara. Ara polisi, gelsinler. Alsınlar beni, götürsünler. Yani artık sen de rahatla, ben de rahatlayayım ya. Gerçekten kurtulalım. Yani ben bezdim. Hakikaten bezdim artık ya. Olacak işte böyle sürekli bana... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.